Hukuk ve Adalet Ders Kitabı sayfa 28 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Hukuk ve Adalet Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 28 aşağıda verilen tarihsel olayı okuyalım ve bu olayda adaletin sağlanmasının toplumsal yaşamı hangi alanlar da etkilediğini tartışalım. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey, beyliğin merkezi olan Karacahisar'da her türlü işlere bakmak ve halk arasındaki davaları karara bağlamak için kadı olarak Karamanlı Dursun Faki'yi seçmişti. Bu tercihinde Anadolu'da ahiliğin önde gelenlerinden, dönemin önemli alimlerinden ve Osmanlı Devleti'nin manevi önderlerinden biri olan kayınbabası Şeyh Edebali'nin tavsiyelerini de dikkate almıştı. Pazarlarda din ve milliyet farkı gözetmeksizin düzeni koruma görevi de yine Kadı Karamanlı Dursun Faki'ye aitti. Bir cuma günü Germiyan Beyliği'nden bir Müslüman ile Bilecik'ten bir Hristiyan arasında çıkan kavgada Hristiyan'ın lehine hüküm verildi. Bunun üzerine Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey'in hak ve adalete dayalı bir düzen kurduğu insanlar arasında yayılmaya başladı. Sonucunda da farklı din ve milletten insanlar Karacahisar pazarına daha çok gelmeye başladı. Cevap, Osman Bey'in bu olayda farklı bir dinden olsa bile din farkı gözetmeden karar vermesi toplumdaki sosyal yaşantıyı olumlu bir şekilde etkilemiş ve huzuru sağlamıştır. Sınıfta bir mahkeme ortamı oluşturarak Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşanmış tarihsel olayı canlandıralım ve soruları cevaplayalım. Fatih Sultan Mehmet ile Rum mimarın duruşması. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya kadar büyük bir cami yaptırmak ister ve bu amaçla yüksek sütunlar getirtir. Caminin inşaatı sırasında getirttiği yüksek sütunların kısaltıldığını duyan padişah, Rum mimarbaşının olası bir depremde sağlam kalmaları için kestirdim sözünü geçerli kabul etmez ve mimarbaşını cezalandırır. Bunun üzerine mimarbaşı, padişahı kadıya şikayet eder. Duruşma günü salona gelen padişah oturmak üzereyken kadı, "Oturma beyim, davacınla hukuk önünde yüzleşeceksin, ayakta kal," deyince padişah oturmaz. Davacıyı ve davalıyı dinleyen kadı, "Cami alçak da olsa ibadete engel bir durum yoktur," der ve padişah aleyhine kısas hükmünü verir. Bu karara göre padişahın da cezalandırılması gerekmektedir. Ancak kendisinin ve ailesinin geçiminin, Fatih'in kendi hazinesinden, devlet hazinesinden değil, karşılanması şartıyla Rum mimarbaşının rızası alınır ve Fatih kısas cezasından kurtulur. Mahkeme bittikten sonra kadı, padişahın yanına gider. Adil olmak adına, biraz önce davalı olduğundan ayakta kalmasını istediğini söyler ve saygıyla, padişaha oturması için yer gösterir. Ardından padişah, kadıya döner ve "Eğer ben padişahım diye hukuka aykırı bir hüküm verseydin elimdeki bu kılıçla seni cezalandıracaktım," der. Kadı da padişaha, "Eğer padişahlığınıza güvenerek kararıma karşı çıksaydınız, ben de bu hançerle sizi cezalandıracaktım," der. 1. Sizce mimarbaşı neden kadıya gidip padişahı şikayet etmiştir? Cevap, Fatih Sultan Mehmet Camii'nin inşaatı sırasında getirttiği yüksek sütunları mimarbaşı kısaltır, mimarbaşı cezalandırılır. Mimarbaşı kadıya gidip padişahı şikayet eder. İkinci padişahın, kadının karşısındaki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap, padişahın, kadının karşısındaki tavrını doğru buluyorum. Padişah mahkeme ve kanunlar önündeki eşitlik ilkesine uymuştur. Üçüncü kadının, padişah karşısındaki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap, kadının, padişah karşısındaki tavrı doğrudur. Kadı mahkemenin ve kanunun üstünlüğüne güvenerek davranmıştır. Dördüncü, bu tarihsel olaydan hareketle yaşadığımız toplumda hukuk kuralları olmasaydı neler olurdu? Cevap, yaşadığımız toplumda hukuk kuralları olmasaydı düzen, barış, huzur ve adalet olmazdı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hukuk ve Adalet Ders Kitabı sayfa 28 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.